Namıkçığım, sen Vancouver'da hukuk ve konsolosluk işleri daire başkanısın, değil mi? Evet, bir süre daha öyle olacağım. Ya senden bir ricam olacaktı da benim. Sen şeyi hatırlıyor musun? Sezai'yi. Sezai. Hani sınıf arkadaşımız Sezai, Sezai'yi okuyan. Avanoslu Sezai mi? Hatırlamaz mıyım? Ne yapıyor, iyi mi? İyi ya, ne yapsın işte. Ya Sezai ile ilgili bir şey rica edecektim de ama aramızda kalırsa çok sevinirim. Tabii ki Güzide, de ne demek? Sağ ol. Namık, Sezai'nin kızı Kanada'da yaşıyor. Yani daha doğrusu Sezai öyle olduğunu sanıyor da. Sanıyor mu? Kızıyla görüşmüyor mu? Görüşmüyorlar. Ailevi bir nedenden dolayı kız izini kaybettirmiş. Orada bir üniversitede master yapıyormuş ama sonra okuldan da ayrılmış. Sezai bir iki kere gitmiş, araştırmış filan ama bir sonuç elde edememiş. Çok çok üzgün. Ben de diyorum ki acaba Sezai'nin kızını bulsam da ben mi bir görüşsem, yani babasıyla görüşmek ister mi istemez mi? Önceden bir öğrensem. Önce sen mi bulmak istiyorsun? Evet, yani bir mail falan yazayım ben, bir öğreneyim. Yani babasıyla görüşmek istiyor mu, istemiyor mu? Tabii Güzide, araştırırım. Kızın ismi neymiş? İpek. İpek okuyan. Ama şeyi de bilmiyorum, belki de evlendi, soyadı da değişmiş olabilir. Adı İpek olan 30-35 yaş arası... Türklerin listesini göndereceğim. Teşekkür ederim Namık, sağ olasın. Rica ederim Güzide. İyi günler. Salih Bey, incelediğim kadarıyla 6 tane şirketiniz var, değil mi? Bunlardan 4 tanesi inşaat sektöründe, 2 tanesi de madencilikle ilgili, değil mi? 7 aslında. Bir de araç kiralama firmamız var. Ama çocuklar onun evraklarını koymayı unutmuşlar sanırım. Anladım. Peki benden istediğiniz nedir? Hukuk danışmanımız olmanızı. Bütün şirketlerimizin hukuk işlerine sizin bakmanızı istiyoruz. Tamam, peki. Ama beni nasıl buldunuz? Yani yoldan geçerken tabelamı görmediniz herhalde. Yok yok. Emekli hakim Kadir Bey'in tavsiyesiyle geldim ben size. Kadir Bey, hakim... Ha, Solanay. Kadir Solanay mı? Evet, kendisi hemşerim olur. Kadir abiye tavsiye edebileceğim biri var mı diye sordum. O da bir tek sizin isminizi verdi. Gönül rahatlığıyla her şeyini emanet edebilirsin deyince ben de kalktım size geldim. Sağ olsun. Ben de çok sevip sayarım kendisini. Birlikte çalışırız derseniz ilk olarak bir ihale işimiz var. Şartname çıktı. Ama bir an önce teklifin hazırlanması gerekiyor. Ne diyorsunuz? Yardımcı olacak mısınız bize? Şartlarda anlaşırsak memnuniyetle tabii. Biz sizi üzmeyiz, merak etmeyin. Emeğinizin karşılığını fazlasıyla takdim ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi o zaman? Peki, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Efendim Namıkçığım? Merhaba Güzide. İpek okuyan diye biri yok. 9 İpek var. 5'inin soyadları Türk. Diğerlerinden biri Çinli. 3'ü de Kanadalı. Ama evlilik yoluyla mı almışlar bu soyadlarını? Vatandaş olarak mı onu bilmiyorum. İletişime geçmek istersen mail adreslerini gönderebilirim. Evet. Hemen at Namık. Tamam, yolluyorum hemen. Bence soyadları yabancı olanlara öncelik ver. Yapabileceğim başka bir şey olursa da ara, çekinme. Tamam canım, çok teşekkür ederim. Rica ederim.